Evet, selamlar arkadaşlar. Şimdi hızlıca Coca-Cola şirketine bakmak istiyorum. Türkiye'deki Coca-Cola şirketi. Coca-Cola içecek anonim şirketi. İsmi CCI'da. Markanın adı, kısaltılmış adı. Arkadaşlar, borsa kodu CCOL'a. Gördüğünüz üzere. Şimdi arkadaşlar, şöyle bir haber var Coca-Cola ile ilgili. Bangladeş'teki Coca-Cola'yı satın alma ile ilgili haberler çıktığı için piyasada açıklama yapma gereği duymuşlar. Şirketimiz faaliyet gösterdiği coğrafyalarda organik büyüme fırsatlarını değerlendirirken aynı zamanda TCCC ile coğrafyamızda değer yaratacağına inandığı bölgesel genişleme fırsatını sürekli olarak değerlendirmektedir. Bu TCCC olarak adlandırılan The Coca-Cola Company, bu arkadaşlar Amerika'daki esas Coca-Cola'dır. Esas Coca-Cola derken Türkiye'deki Coca-Cola'yı aldığınız zaman zaten yine onunla ortak oluyorsunuz. Çünkü ona dahil olan bir şirket olan Coca-Cola Export Corporation denilen şirket Türkiye'deki Coca-Cola'nın %20'sine ortak. Arkadaşlar, şunu bildiğiniz üzere Anadolu Efes Biracılık ve Efes Pazarlama Dağıtım Anadolu Grup Holding'in arkadaşlar. Amerika'dan şu Coca-Cola'nın şurubunu gönderiyorlar. Türkiye'de ve diğer 11 ülkede şişeleniyor ve satılıyor. Malumunuz. Şimdi Bangladeş'teki Coca-Cola'nın Türkiye'deki Coca-Cola'ya satılması üzerine görüşüyorlarmış Amerika'daki. Ön görüşme yapıyorlarmış. Amerika'daki merkez şirkette birlikte, ama arkadaşlar kesin bir şey olmadığını burada belirtiyor. Potansiyel satın alımına ilişkin olarak ön görüşme başlanmış olup bu aşamada henüz bağlayıcı bir karar yoktur diyor, alınmamıştır diyor. Söz konusu sürece ilişkin bir gelişme olması durumunda kamuoyuyla paylaşılacaktır şeklinde bir açıklama var. Arkadaşlar, Bangladeş'in nüfusu da 190 milyon. Bunu da bir kenara not alalım. Şimdi arkadaşlar, Coca-Cola'nın brüt karına bakalım. Yurt içi satışlardan elde ettiği brüt kar 1 milyar 764 milyon lira. Yurt dışı faaliyetlerden elde edilen kar 3 milyar 405 milyon lira. Tabii bu döviz şeklinde ülkemize sirayet etmektedir. Bu şirketimize sirayet etmektedir. Kur şokları, kurdaki değer artışı, TL'deki değer kaybı gibi durumlarda gördüğünüz üzere buradaki brüt kar artacaktır diye düşünülebilir arkadaşlar. Aynı zamanda içecek sektörü defansif olmasına rağmen gördüğünüz üzere dolar pozitif. Daha doğru ifadeyle dolar ülkemize çeken bir şirket olduğu için arkadaşlar bu yönüyle artısını görüyorsunuz ve ülkemizde de enflasyon ve onun sebep olduğu devalüasyondan ötürü de ülkemizdeki kazançlar da artacaktır diye düşünülebilir. Bu şekilde bakalım. Mayıs ayında, 2023 Mayıs ayında 3 lira temettü vermiş arkadaşlar hisse başı. Az olmasına rağmen 3 lira kar fena değil, çünkü enflasyona karşı ve kurdaki döviz artışlarına karşı koruyacağı düşünülebilir Coca-Cola'nın. Aynı zamanda mesela satın almalarla ilgili diğer yurt dışındaki satın almalarla birlikte brüt karını artıracağı düşünülebilir ve bunun şirketin hisse fiyatına yansıyacağı, cirosuna, dolayısıyla karına ve hisse fiyatına yansıyacağı düşünülebilir arkadaşlar. Hızlıca bakalım. Türkiye, Suriye, Ürdün, Irak, Azerbaycan, Türkmenistan, Pakistan,
Tacikistan, Kırgızistan ve Kazakistan'da faaliyet gösteriyor ve buradaki şirketlerin sahibidir Türkiye'deki Coca-Cola arkadaşlar. Şeması da burada mevcut. Türkiye'deki şirketleri mevcut. CCE International Holland BV Holland adlı şirket aracılığıyla bu sayılan ülkelerdeki birçok şirkete ortak. Coca-Cola Türkiye daha sonra direktman yine ortak birçok bu sayılan ülkelerdeki şirketlere 11 tane ülke Türkiye dahil Türkiye ile birlikte Irak'taki Coca-Cola'ya da ortak arkadaşlar. Gördüğünüz üzere merkezi Türkiye'de, bu 11 ülkenin Türkiye dahil diyoruz. Arkadaşlar okuyalım. Coca-Cola koduyla Borsa İstanbul'da işlem gören Coca-Cola içecek anonim şirketinin %40,12 ortağı Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi'dir. AŞ'dir. %10,14'lük kısmı yine Anadolu Efes'in %100 sahibi olduğu Efes Pazarlama ve Dağıtım Ticaret anonim şirketinindir. %20,09'luk kısmı ise The Coca-Cola Export Corporation aracılığıyla Amerika'daki orijinal Coca-Cola'nındır. %29,65'lik kısmı ise halka açıktır. Türkiye Coca-Cola borsa fiyat kazanç oranı açısından ABD'de işlem gören Coca-Cola'ya göre yaklaşık %50 iskontoludur arkadaşlar. Burası çok önemli. Yurt dışı çarpan iskontosu şu an %34 gözüküyor. Amerika'daki Coca-Cola'ya baktığımız zaman fiyat kazanç oranıyla bile kendisini belli ediyor. Sanırım şuradan bakıyoruz. Stock price, evet. FK'sı. Rasyosu değil. Price earn, evet. FK'sı 26 arkadaşlar gördüğünüz üzere. Türkiye'dekininki de şu an 14 arkadaşlar. Hemen hemen yarı yarıya. Şimdi arkadaşlar iş yatırımın tahmini de yapacağı FAVÖK. Sene sonunda FAVÖK 4,5'a geliyormuş. Net karı 7 milyar lira. Net kar bekliyorlarmış. Gördüğünüz üzere FAVÖK'te iyileşme olacağı düşünülüyor. Net karın yükseleceği düşünülüyor. Kur artışı da hesaplanmış belli ki. FK'nın geri geleceği, eğer piyasa bu hisseye yüklenmezse FK'nın düşeceği hesaplanıyor. Karını artıracağı düşünülüyor arkadaşlar. Doların da etkisi olacaktır illaki. Devam edelim. İskontoludur Amerika'daki Coca-Cola'ya göre. Ve arkadaşlar Kadirhan Öztürk'ün dediği üzere dünyada içecekte bir numara. Herhangi bir yeni bir icat olduğu zaman içecekle ilgili bünyesine katabilecek devasa bir tekel. Kimse baş edemez. Bu ne kadar iyi ne kadar kötü şu an konumuz dışı ama Coca-Cola dendiği zaman böyle büyük bir avantaj var. Türk Coca-Cola hissesi sahibi olarak The Coca-Cola Company şirketinin ortağı olabilme fırsatına erişirsiniz. ABD'den gelen kolanın özütü Türkiye'de ve diğer ülkelerde şişelenir ve Türkiye dahil 11 ülkeye 430 milyon tüketiciye ulaşır. Coca-Cola içecek AŞ Türkiye, Pakistan, Kazakistan, Irak, Özbekistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Ürdün, Tacikistan, Türkmenistan ve Suriye'de 10 bine yakın çalışanı ile faaliyet gösteren çok uluslu bir içecek şirketidir. Coca-Cola Company markalarından oluşan gazlı ve gazsız içeceklerin üretimi, satış ve dağıtımını gerçekleştiren CCI, yani Türkiye'deki Coca-Cola,
Coca-Cola sistemindeki en önemli şişeleyicilerden birisidir. Arkadaşlar, bu kendi Coca-Cola'nın kurumsal verdiği bilgiler, oradan alınma. CCE 11 ülkede yer alan 30 fabrikası 430 milyonluk tüketicisine, tabii arkadaşlar bu 430 milyonluk tüketiciye 190 milyonluk Bangladeş eklenebilir. Umarım eklenir ve ülkemiz kazançlı çıkar ve yatırımcılar da kazançlı çıkar. Tüketicisine gazlı içeceklerin yanı sıra meyve suyu, enerji içecekleri, sporcu içecekleri, buzlu çaydan oluşan gazsız içecekler kategorisinde zengin bir ürün portföyü sunmaktadır arkadaşlar. Geniş ürün gamı var ve de dediğimiz gibi içecekte bir numara. Büyümeler, organik büyümeler yatırımcısına kazandıracaktır. Enflasyondan koruyacaktır. Dolar bazlı kazandırabilir organik büyümelerle. Verdiği temettü yalnız her türlü kar kalır. Devam ediyoruz diye düşünülebilir tabii. Yatırım tavsiyesi değildir. Devam ediyoruz arkadaşlar. Coca-Cola İçecek AŞ'nin bağlı ortaklık şeklinde %100'üne ve %80,3 paylarının olduğu CCE International Holland BV ve Waha BVGers mı artık nasıl okunuyorsa BV Holland aracılığı dahilinde Kazakistan Coca-Cola'da %100 C nokta ve Coca-Cola Almaty Bottlers Limited vesaire partnership Azerbaycan Coca-Cola'da %99,87, Kırgızistan Coca-Cola'da %100, Ürdün Coca-Cola'da %100, Türkmenistan Coca-Cola'da %59,5, Tacikistan Coca-Cola'da %100, Irak Coca-Cola'da %100, Suriye Coca-Cola'da %50, Özbekistan da %100, Pakistan'da %49,67 oranında sahipliği vardır arkadaşlar. Bu ülkeler arkadaşlar bildiğiniz üzere gelişmekte olan ülkeler ve nüfusunun artacağının düşünülebileceği ülkeler. Dediğimiz gibi diğer genişleme fırsatlarını da merkezdeki Coca-Cola aracılığıyla kovalamakta bu şirket. Dediğimiz gibi avantajları var. Defansif olması yönünü unutmayalım. Kimisi defansif kağıt sevmez. Ama portföyde defansif kağıt arıyorsanız iyi bir seçenek olabilir belki de. Dediğimiz gibi çeşitli avantajları içeriyor bu hisse senedi diye düşünüyorum. İzleyip dinlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum.